Evet sevgili dostlar sponsorlarımız Kayseri Ölümü Hastanesi'nin ve golvan.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bugün 24 Mayıs 2023 Fener'in maçı var. Yorumlara da hashtagli bir şekilde Fener'in maçı var hashtag ile yorum yazarsanız sevinirim sevgili arkadaşlar. Son birkaç gündür açıkçası birçoğunuza yansıtamadık ama kanalda ciddi bir sıkıntı vardı. Yani gerek yorumlarda gerek izlenmelerde. Muhtemelen yorumlarına karşı e, Aşırt'ta Blackbird yaptığınız bazı arkadaşlar çekemiyorlar ama sizler devam edin. Arkadaşlar benden size full yetki. Vallahi bak böylesi daha güzel oldu. En azından birilerinin ağlaması, zırlaması kesildi. Yani istediğiniz gibi, dilediğiniz gibi yorum yazın arkadaşlar. Kanal sizin kanalınız. Benim kanalım değil, sizin kanalınız. İstediğiniz gibi yorum yapın. Bugün Fenerbahçe'de mühim olan bir maç var. Neden mühimliği var? Fenerbahçe yıllardır hakemler tarafından kullanıyormuş. Fenerasyon varmış, ee, Cumhurbaşkanı Fenerbahçeliymiş, partisi Fenerbahçeliymiş. Ona rağmen de e, iktidara geçtikleri günden bu yana 10 kez Galatasaray şampiyonluğu, 5 kez Fenerbahçe şampiyonluğu yaşanmış. Ee, Fenerbahçe 60 tane penaltı kullanmış. Fenerbahçe her maçını kazanıyormuş hakemlerle. Ama ona rağmen Fenerbahçe ikinci sırada ligde. Yani demem o ki birilerinin kıvırması asıl ağlama budur, iftiradır, çamurdur, yalandır. Birilerinin bu şekilde işi var. Hazreti Ali zamanından size bir örnek vereyim arkadaşlar. Muaviye eee Hazreti Ali'den halifeliği almak istiyor. Kimilerine göre Ta Bedir Savaşı'na dayanan bir düşmanlıkları var. Kimilerine göre başka bir düşmanlıkları var. Ama Bedir Savaşı'na dayandıranlar bir yerde daha haklılar gibi. Neyse. Hazreti Ali'nin olduğu e, Küfe'den Yezid'in olduğu şey e, Muaviye'nin olduğu tarafa doğru bir kişi gidiyor Hazreti Ali taraftarı. Tam gittiği yerde Şam'a gidiyor. Şam'da biri diyor ki o dişi deve benim diyor. Adamın devesine diyor. Adam diyor ki benim devem dişi değil erkek. Senin değil benim. Bunu Muaviye'ye taşıyalım diyor. O adil bir karar verir. Muaviye'nin yanına gidiyorlar. Yaz diyor karar. Bu dişi deve Şanl Şamlı'nındır diyor. Orada 10 bin kişiye soruyor işte çevresindekiler. Bu dişi deve kimindir? Bu dişi deve Şamlı'nındır. Alkış falan herkes şey yapıyor. Sonra Muaviye adamın yanına yaklaşıyor. Diyor ki git Hazreti Ali'ye de ki diyor. Muaviye'nin yanında erkek deveye dişi diyen senin olduğu yani senin olduğunu bildikleri halde bile deve Şamlı'nın diyen 10 bin tane oyun mu sazan mı var? Hani taraftarı var. De diyor? Git belirt diyor. Şimdi ben de bunu söylüyorum. Sosyal medyada da inanın yani erkek deveye dişi deve diyen çok büyük bir kitle var. Çok büyük. Müthiş bir algı kitlesi. Yani deseler ki son peygamber şöyle böyle deseler da tövbe haşa. İnanın Galatasaray'da bazı hesaplar bunu retweet diyecekler. Deseler ki son 10 senedir Fenerbahçe şampiyon yapılıyor. Kollana kollana inanın retweet diyecek hesaplar var. Bu kadar düşünmede şeyler. Şimdi biz konumuza dönelim. Fenerbahçe'nin Sivas maçı var. Ve Jorge Jesus'tan da hem taraftarı hem takıma bazı mesajlar var, bazı konuşmalar var. Ee, yani Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, Sivas Maç Öncesi sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Dün, yarın herkes Kadıköy'e dedi. Yani zira Türkiye Kupası. Bu kupanın anlamı şu, bana göre Teneke Kupası. Hiçbir önemi yok. Ancak yıllardır Fenerbahçe'nin önünü kesen bir yapı var. Ve bu yapı geçmişte de Galatasaray'a fayda sağlamış, bu sene de fayda sağlamış. Not Galatasaray As Başkanı'nın yeminli ifadesinden söylüyorum ben. Öyle bir taraftan uydurmuyorum bazıları gibi. Ve Fenerbahçe kupaya iki maç yakınlığında. Jesus da taraftarı davet etti. Saat 20.30'daki müsabaka stadımızda olacak. E, tarihi bir sorumluluğumuz var diyor Jesus oyuncularına karşı. Neden tarihi bir sorumluluk? Çünkü kupayla taraftarı sevindirebilirler. Ve Sivas maçı da bunun için bir adım. İki kulvarda birden yarışıyoruz. Fenerbahçe son dönemlerde iki kupada aynı anda bu aşamaları göremiyordu. Bizim ise iddiamız sürüyor ifadelerini kullanmıştı son maçta. Ve e, uzun yıllardır Fenerbahçe'nin kupa hasretine son vermek istiyor. Taraftarında heyecanlı bir bekleyişi var. Sevindirmemiz gereken milyonlarca insan var. Tarihi bir sorumluluğumuz var. Ligde şansımız sürüyor ama önümüzde Sivas'ta oynayacağımız kupa revanşı var diyerek de Jesus taraftarı takımı motive ediyor. Ve e, futbolcuların da hırslı olmaları idmanda dikkatlerden kaçmamış. Şimdi ben burada Rıza Çalınmay'ın ne kadar Fenerbahçe düşmanı olduğundan bahsetmeyeceğim. Sivas Spor'un Galatasaray maçında çıkarttığı 11 oynatmadığı as oyunculardan bahsetmeyeceğim. Sivas maçında şey Galatasaray maçında Sivas Spor'un oynamadığı futboldan bahsetmeyeceğim. Hiçbir şeyden bahsetmeyeceğim. Umurumda değil. Kısa, öz, net bir şekilde şunu söylüyorum. Fenerbahçe futbolcuları Şerefiniz varsa bu maçı kazanır. Şerefiniz, onurunuz varsa bu maçı kazanın. Adamsanız bu maçı kazanın. Bitti. Bazı maçların arkadaşlar taktiği yoktur. Sistemi yoktur. Az maçlar böyle kazanılır. Ziko'nun, sanırım Zico'nun bir Galatasaray maçıymış. Yanlış bilmiyorsam. Herkes beklemiş taktik anlatacak falan filan. Bir cümle söyleyeceğim demiş. Başka bir şey söylemeyeceğim. Çıkın kazanın gelin. Kimi kaynaklar bunun davum zamandaki 4-0'lık maç olduğunu söylüyor Galatasaray karşısında. <laughs> o maç Fenerbahçe kazandı ama derbiyi kazandı. Galatasaray karşısında 3 topu direkten döndü ama son hafta Denizli faciası şampiyonluk hediye edildi. Belli olmaz bazı şeyler. Ee, ben şunu söyleyeyim. Bu maçın taktiği, tekliği şunu bunu olmaz. Sahaya çıkın. Şerefiniz, onurunuz için savaşın bu maçı kazanın. Rıza Çalınbay'ın Fenerbahçe düşmanlığına karşı kazanın. Galatasaray karşısında sergiledikleri tırnak içinde söylüyorum oyundan dolayı çıkın kazanın Sivas Spor'un e, aslına bakarsan Türkiye Kupası'nı almak mı ligde kalmak mı daha mantıklı Sivas Spor açısından bence ligde kalmak daha mantıklı ama ligi önemsemeyip kupaya abandıkları için bu maçı kazanın Fenerbahçe'yi şampiyonluktan iten Sivas Spor'a inat bu maçı kazanın kalecisi Fenerbahçe maçında şike yaptı çünkü hatalı gol yedi denilen ama Galatasaray maçında daha komik gol yiyen kalecileri için kazanın. Yani uzun lafın kısası şerefiniz için kazanın. Şu oynamış. İlk 11 buymuş. Ee, neydi onun adı? Kadro tahmini şuymuş. Tahmini kadro. 11 taktik diziliş. Hiçbir şey umurumda değil. Hiçbir şey umurumda değil. Çıkın oynayın kazanın. Kazanmanız gereken bir kuruluş daha var. PFDK. Profesyonel Fenerbahçe'yi durdurma kurulu. Allah bu PFDK'nın da e, ve bu PFDK'ya bu yani FDK'nın bu çalışan personelinde içlerine iman versin, Müslümanlık versin, Allah korkusu versin. Fenerbahçe'li futbolcu Samet Akaydın'a ceza tayinine yer olmadığına karar veren bir açıklamada bulundular. Biliyorsunuz Samet Akaydın, e, ama birilerinin telkiniyle, ama e, kamera görüntüyle, ama Fenerbahçe düşmanlığıyla FDK'ya sevk edildi. Yani Önder Özen diyor ya benim bir oğlum var ona göre diyor bütün dünya Fenerbahçe'ye karşı birleşmiş. Hani Fenerbahçe'yi durdurmaya çalışan bir opera şey var, e, yapı var diye. Alın işte. Alın. Biz Galatasaray'ın yıllarca futbolcuları tayin edilince zaten. Mesela Mustera çıktı Konya maçında gitti kaleciyi ittirdi. Şeyi e, neydi onun adı gol sevincinde. Orada Mustera kırmızı yese 3 maç ceza alsa tahrikten dolayı. Belki Galatasaray arka arkaya 3 maç puan kaybedecek. Şampiyonluk böyle ince nüanslarda gizli arkadaşlar. Yani şampiyonluk saklamak zorunda kaldığı posterlerdeki isimlerde gizli. O posterlerdeki isimlerin dizinin dibinde videosunun olduğu isimlerde gizli. Derin ilişkilerde gizli. Algılarda gizli, manipülatif hareketlerde gizli. Ağıtlarda gizli, tehditlerde, şantajlarda gizli. Neyse PFDK demiş ki Fenerbahçe AŞF sporcusu Samet Akaydın hakkında rakip takım sporcusuna yönelik tükürme eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir. Şimdi hareket doğru ya da yanlış. Samet Akaydın Trezege'ye karşı tükürdü tükürmedi. Aynı Trezege ara gümrük maçında bir oyuncuyla restleşmiş oraya doğru tükürmüş mesela. Ya bunlar olur bakın saha. Ben dün halı saha maçındaydım. <laughs> Keşke Videonun tamamını indirme şansım olsa mükemmel bir performanstı bence. ona 8 yendik. 6 gol 2 asist. Ve şekilli şükürlü hareketler falan enteresan şeyler oldu. Şimdi e, demem o ki kaç kez tükürdü Mustafa Hocam? Bir 6-7 kere vardır. Alı sahadan bahsediyor. Şimdi kamera açısından birisi beni çekse desek ki ulan öğretmen arkadaşına tükürmüş. yani Onlarla maç yaptığımız için. Al sana algı. Ben şeyi çok merak ediyorum. Bak Samet'in hareketi doğru yanlış. Bunu geçtim. Gerçekle yorumlayabilirsiniz. Ben şunu da belirteyim. %90, %70, %60 falan filan değil. Ben ha Samet'in hareketinde bir yanlışlık tespit ettim. Onu da söyleyeyim. Bu harekette yanlışlık var. Eğri eğri doğru doğru. Trabzon oyuncusu benim oyuncum yapsa ben de aynısını söylerdim. Tükürüyorsan da git ileride başka tarafa bakarak şey yap. Orada futbolcu secdeye yatmış falan bu da karaktersizliğe girer. Futbolcu sanki din, din düşmanıymış gibi. O futbolcu Trabzon. Trabzon'da doğma. Trabzon sporda oynama. O zaman yani bu mantıkla hareket ederseniz bak yarın bir gün Trabzonlu oyuncu manyak, manyak bir şey yapar. Bu sefer derler ki ulan buradan doğanlar hep bir din düşmanı derler. Bak kendi kendinize silah doğrultursunuz. Bak Samet'in annesi bildiğim kadarıyla başörtülü. Muhafazakar bir ailenin çocuğu. Ya olabilir. Dinsiz de olabilir. Ateist de olabilir. Kitapsız da olabilir. Fakat ben şunu şuna kızıyorum. Bak senin maçta gözlemcim var. Hakemin var. Var hakemin var. Avar var. da var. var, Sığır var. Eşek var. Her türlü şey var. İki tane yardımcım bir tane dördüncü hakemin var. Yani orta hakem falan geçtim. Bu kadar kişiyi eşek yerine koyup da tutup tribün çekimi bir videoyla iş yapıyorsan ya da birilerinin ricasıyla ya da birilerinin sevkine iş yapıyorsan ya bu dünya tarihine geri gerizekalılık olarak geçer ya. Bu kadar ahmakça bir şey olabilir mi ya? Ya fıt Samet Akaydın'ı çıktım ya Abdülkadir ömrü getirdim koydum. Fenerbahçe futbolcuna doğru tükürdü diye video attılar. Aynı yorumu yine yaparım. Derim ki hareket doğru bir hareket değil ama başka çekim açısında görmek lazım derim. Başka çekim açısı çıktı. Yine aynısını söylerim. Buradan gördüğümüz kadarla üstüne tükürmüyor ama bazı değerlere karşı dikkat etmek lazım. Arkadaşlar yerde ekmek görseniz üstüne bassanız insanlar size ne gözüyle bakar? Yerde 10 TL'ye gördünüz ya da 5 TL en küçük kağıt para 5 TL. Üstüne bastınız, geçtiniz. İnsanlar size Atatürk düşmanı ilan edebilir mi? Türkiye Cumhuriyeti düşmanı. FETÖcü, PKK'lı, her şeyi ilan edebilir mi? Aptal da ilan edebilir. Ulan yerde para bulmuş da üstüne basıyor diye. Kibirli de ilan edebilir. Böbürlü yani ilan ilan. Her şeyi ilan edebilir. Fakat insanlar sizin niyetinizi bilemez ki. Dalgınlık farkına varmamışsınızdır. Her şey olabilir arkadaşlar. Allah aşkına. Bir insan bak ben de dahil hepimizde dahil Hata yapmayanınız varsa gelin suratıma tükürün. Ben günahsızım diyeniniz varsa kurşun sıkın bana. İzin veriyorum. Ya bu kadar da kendinizi aklayıp paklamayın. Bak dediğim gibi bu olay döner dolaşır. Allah muhafaza yine Trabzonsporlu ya da Trabzon doğumlu bir isim bunu yapınca derler ki ulan bunlar hep mi böyleydi derler. Bak döner dolaşır tekrar buraya gider. Ben bir kez daha söylüyorum. Asla ama asla böyle benim Trabzon arkadaşım asker arkadaşlarım da var. Muhabbet ettim Trabzonspor'lu arkadaşımlar var, Birlikte maç yaptım. Hiçbiri bu hareketi yapmaz. Samet Akaydın. Yeterince tanımıyorum ama o da bunu yapmaz. Bak yetiştiği aileden dolayı söylüyor. Ama bak Fenerbahçe'nin psikolojisini alt üst ettiler. Neyse biz iki tane transfer duyumuna geçelim. Maçtan önce iki tane e, enteresan olay oldu. Hani Zaha ve Livakovic gelişmesi yaşandı. E, Livakovic'e bir talip daha çıkmış arkadaşlar. Daha doğrusu Fenerbahçe'ye bir rakip çıkmış. Fenerbahçe'nin birçok futbolcunun ismi anılmaya başlanıldı. Arkadaşlar bende şu anda var ya o kadar fazla duyum var ki üyelere atabiliyorum. Abonelere yavaş yavaş kısım kısım atıyorum. Çünkü abonelere şu geldi bu geldi desem diyeceksiniz ki lan ne oluyor. Ama üyelere diyorum ki zayıf duyum. Güçlü duyum şu bu. Şimdi Jesus'la anlaşma anlaşmama henüz belli değil. Livakovic menajeri İstanbul'a geldi. Dominik Livakovic'in. E, yönetim zaten bir süredir görüşüyor. Devre arasında istedik, vermediler ama İngiliz medyasında bir iddia ortaya atıldı. Nedir o iddia? <laughs> Manchester United, Hırvatistan milli takım file transfer etmek istiyor şeklinde. Yanlış duymadınız, aynı bizim gibi loser olan bir takım. Manchester United. E onlar da saçmalıyorlar bazı şeyleri. E, ve girişimlere başladığını iddia ediyorlar. Bu arada yaz dönemi geldi artık. Benim sürekli terlediğime şahit olursunuz. Ben de böyle bir insanım. Yani kışın bile terleyen bir insan ama çok dikkat etmemişsinizdir ama yazın çok göreceksiniz. Manchester United cephesinin e, teklifine e, değinmiş. Ancak Fenerbahçe cephesinin de Livakovic'ten en sıkıştığını da söylemiş. 10 milyon euro serbest kalma bedeli var. Bu parayı veren alır. Fenerbahçe son olarak 6 milyon euroya çıktı. Hayır Fenerbahçe son olarak 4 milyon euroya çıktı. Ve anlaşacak gibi duruyor. Manchester United'da ne yapacak hep birlikte izleyeceğiz. De Gea'nın yedeği olacak. Benim bildiğim Divakovic De Gea'nın yedeği olmak yerine Fenerbahçe'nin nasıl kalecisi olmayı tercih eder. Ee, yani ben Divakovic ilgili bir şey söyleyeyim mi size? Bak buradan dönebilir. Ama Fenerbahçe'de Sivas maç öncesinde bir son dakika olarak söyleyeyim. Ee, ben Livakovic'in hani hayırlı uğurlu olsun diyebileceğim noktadayım. Bunu söyleyeyim. Hani hayırlı uğurlu olsun diyebileceğim noktada olduğumuzu düşünüyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. İkincisi Wilfred Zaha. Şimdi Fenerbahçe'nin temsilcisi yani Fenerbahçe temsilcisiyle masaya oturdu Zaha'nın ve yeni bir transfer hamlesi geldi. Ekipte yer alan habere göre. Ekipte yer alan habere göre 30 yaşındaki futbolcunun menajerli menajeri oyuncusunu Marsilya'ya önermiş. Marsilya şu an girişimi yokmuş. Bir sözleşme teklif etmemiş. Crystal Palace yeni sözleşme görüşmelerini sürdürüyormuş ve menajerinden bir açıklama gelmiş. Crystal Palace teknik direktörü Ray Aksın geçtiğimiz günlerde kulüp Zaha ile yeni sözleşme için görüşmeler yaptı fakat bu, bu görüşmeler devam edecek. Sonucu ne olacağı ya da ne kadar ilerleyecek konusunda hiçbir fikrim yok. Bir Palace taraftarı olarak tek umudum onun gelecek sezon Crystal için oynarken görebilmek demiş. 28 maç 7 gol 3 asist. Tabii ki de çok zorlu bir süreç. Arkadaşlar kısa bir şekilde Fenerbahçe'yi korkutan mali tabloya gireyim. Çünkü bana bunu soracaksınız. Hocam 7.6 milyar geçmiş borç. Çünkü Fenerbahçe'nin toplam borcu 7.6 milyar açtı. Sene sonuna kadar 8 milyara geçebilir. Ali Koç'un mali desteği ise 641 milyon TL'ye yükselmiş durumda. Hocam bu şartlarda nasıl alabiliriz? Şimdi ekonomik zorluklar var. Rakamları hiç açıcı değil. Kabul. 31 Aralık 2021'de 6 milyar 190 milyon lira olan borç 31 Aralık 2022 itibariyle 7 milyar 686 milyon liraya yükseldi. Çok güzel. Öz kaynaklar. Kısa vadeli varlıklar 2 milyar 448 milyon liraya açtı. Toplam öz kaynaklar 4 milyar 928 milyon TL tutarında eksiye döndü. Bu veri 31 Aralık 2021'de 3 milyar 8 ee, mil... yani 3 milyar 889 milyon liraydı falan diyor. Dönem zararı bir önceki yıl 758 milyon lira olan ve 410 milyon liraya düşürülmesi planlanan 2022 dönem zararı bunun iki katından fazla çıktı. 1 milyar 9 milyon lira diyor. Yükümlülükler şu bu. Yani bunların hepsini geçtim. Bon servis ve menajer ödemesi gereken rakam 298 milyon lira. Aslına bakarsanız bedava. Vallahi bak. Bankalar Birliği ödemesi 709 milyon lira. Şubelerin yapılandırılan vergi borcu 417 milyon lira. Yani şöyle anlatayım size. Ee, yılda 709 milyon lira bankalar birliğine ödenecek. Banka kredileri diyor kısa vadeli 758 milyon lira uzun vadeli 3 milyar 185 milyon lira seviyesinde. Toplam finans borcu 3 milyar 943. Şimdi 7 milyar şey 709 milyon bankalar birliğine ama bir de kredi çekilmiş 3 milyar 185 lira, o da ödenecek. Hocam bu şartlar altında Fenerbahçe nasıl transfer yapacak? Bir. Arkadaşlar sponsorluk modeli. Ali Koç, şey, Aziz Yıldırım nasıl transfer yapıyordu? Cebinden parayı basıyordu ya da birilerinden topluyordu. İşte sen şu kadar ver, sen bu kadar ver diye topluyordu. Gidip alıyordu. Bir. Ali Koç'un önünde çok güzel bir imkan var. Cebinden para verme imkanı. 2. Aslında bunu yaparsa bence Fenerbahçe taraftarı devam etsinler. Nasıl? Zaha'yı getirdim. 5 milyon euro istiyor. Ben veriyorum cebinden. Dedi. Misal yıllık ücretini. 1. Livakovic'i getirdim, ben veriyorum yıllık ücretini. 2. Kimsenin itirazı olmaz. Öte yandan bakın Fenerbahçe'nin bunu yapması da şart. Şimdi ben geçen gün bir video çektim ama algıcı Galatasaray Galatasaraylı arkadaşlar videoyu başka şekilde dinledikleri için, başka organlarında dinledikleri için anlamamışlar. Ben diyorum ki bak bir Icardi, bir Firmino. ikisinden biri önüme sürülse ben Firmino'yu tercih ederim. Çünkü Icardi'nin e, aile içi problemleri şu bu dedim. Aşağılık namussuz alçan biri de oraya e, aileyle ilgili bir şey yazmış. O arkadaşta görüşeceğimiz adli merciler var. Merak etmesin. E, buraya Özcan ismiyle şu isimle bu isimden açtığı hesaplarından haberdarım. E, önce onu da söyleyeyim. Ben kimsenin ailesine, karısına, kızına laf etmiş bir adam değilim. Diyorum ki karısının sıkıntıları mevcut. Jardel de zamanında öyleydi dedim. Çok iyi forvetti. Buradan siz bunu alıp da başka tarafa çekersiniz. Yarın bir gün hesaplaştığımızda görürsünüz ama ben Icardi'yi almam. Evet yetenekli topçu. Evet iyi golcü. Almam. Biz bundan baş edemeyiz. Bizim böyle bir kapasitemiz, böyle bir yeteneğimiz yok. Yani aptal olan aptala bile anlar ama Galatasaraylı arkadaşlar anlamamış. Sen Icardi'ye çöp diyorsun. Sen futboldan anlamıyorsun demiş. Dediğim gibi aptal olan aptala bile anlatırım ama bu arkadaşlar anlamadığı için bir şey diyemem. Ben Icardi'yi almam. Ben Firmino'yu alırım. Gözüm kapalı alırım. Niye gözüm kapalı alırım biliyor musun? Ya Firmino sana çağ atlatır. Evet Icardi de iyi futbol. Bunlar olmuyorsa. Ama Musa Dembele'yi alırım. Al sana futbolcu. Kütür kütür futbolcu. O olmuyorsa. Ya o olmuyorsa Ahmet Mehmet Şubu. Bir sürü adam bulunur. Ve Ali Koç Efendi. 5 tane yıldız transferi yapsın. Beşini de parasını cebinden versin. Zaha'yı alsın. Hakim Ziyek'i alsın. Firmino'yu alsın. Nebi Keita'yı alsın. Livakovic'i alsın. BKO'yu da herhalde Fenerbahçe öz kaynağından transfer satışından alabilir. Al sana 6 tane futbolcu. Başka hiçbir şeye gerek yok. Ryan Kent de bedava zaten. 7. futbolcu olsun hadi. 7 tane futbolcu. Al sana Ali Koç. Çık. Hani Fenerbahçeliyim. Şu kadar para verdim. Bu kadar para verdim. Hiç gerek yok. Öde bunların parasını. Hayırlı uğurlu olsun. Olur mu? Fenerbahçe'mize sonsuz başarılar diliyorum. Görüşlerinizi özgürce yazın. İstediğiniz gibi yazın. İster Ali Koç'a giydirin. ister futbolculara giydirin. ister Jesus'a giydirin. İster rakip takım taraftarına giydirin, ister rakip takımlara giydirin, ister rakiplere giydirin umurumda değil. Ama ite it gibi, çakala çakal gibi, aslana aslan gibi cevap verin. Anlatabiliyor muyum? Seviyenizi koruyarak onların seviyesine inmeden ama onları da bir şeylere in, yani yerin dibine sokacak şekilde istediğiniz yorumları yapabilirsiniz. Kanal sizin. Yorumları size emanet ediyorum. Kanalı size emanet ediyorum. Siz de Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.